Esenyurt Belediyesi'nin hayvan bakım merkezinde cins köpekler sahiplendirilmek yerine satılıyor iddiaları hayvanseverleri harekete geçirdi. İddialara göre merkezde bulunan cins köpeği sahiplenmek isteyen avukatlara o köpeğin belediye başkanının köpeği olduğu söylendi. Detaylar CNN Türk muhabiri Samet Güner ve kameraman Halil Kahraman'ın haberinde. Bizim burada şüphelendiğimiz asıl mesele cins ve özellikle dişi köpeklerin çoğaltırılarak satıldığı. Barınakta olan cins köpeklerin satıldığı sosyal medyada konuşuldu. 4 numaralı kafeste tutulan bu köpeğin gördük sosyal medyada ve kendisini sahiplenmek üzere avukat arkadaşımla birlikte buraya geldik 14 Kasım tarihinde. İddiaya göre personel köpeğin barınağın köpeği olduğunu söyledi ve sahiplendirmedi. Daha sonrasında Belediye Başkanı Sayın Kemal Deniz Bozkurt'un köpeği olduğunu söylediler. Esenyurt Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde cins köpeklerin satıldığı iddialarına karşı avukatlar ve hayvanseverler bir araya geldi. Merkez önünde toplanarak olayın incelenmesini ve açıklanmasını istedi. Hem merkezi incelediler hem de bahse konu olan cins köpeklerle ilgili bilgi almaya çalıştılar. 15 kişinin önünde yalan beyanda bulunduğunuz sanık beyanlarıyla sabit oldu. Devamlı çelişkili ifadeler kullanılmıştı. İşte buraya geldiğimizde de kişi, ilgili şef müdürlüğü köpeğe bana ait olduğunu söylemiş. Bir hanımefendiyle konuştum. O da her hafta buraya geldiğini, bulldogla alakalı köpeği sahiplenmek istemiş hanımefendi vermemişler. Şu an köpek burada yok. Bir yere satılmış olabileceğini düşünüyoruz. Daha sonra Esenyurt Belediyesi sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Açıklamada köpeğin kronik rahatsızlığı nedeniyle sahiplendirilmediği belirtildi. Burada barınakta yapmış olduğumuz incelemede köpeğin sahiplendirildiği bilgisi verildi. Biz burada cins köpeklerin ticari amaçla satıldığını ve bundan haksız menfaat edildiği ihtimali üzerinde duruyoruz.